Suretel İhlas. Tefsir yapacağımız ikinci suremiz ise İhlas suresidir. Es-sure tusamma bi-sure li'annaha musawwara bi-sur. هذا الاخ لديه ارض يجعل لها سور. لماذا؟ حتى لا يتعدى احد عليها، يحافظ على الحدود. نعم. Sureye neden sure denmiştir? Türkçeye de olduğu gibi İstanbul'un surları diyoruz değil mi? Bir yere arsa aldığın zaman onun etrafına ne çekersin? Sur, çit çekersin. Tusamma suretel ihlas. Kul huvallahu ahad. Kul huvallahu ahad suresi İhlas suresi olarak isimlendirilir. Limada tusamma bihazel isim? Neden bu sureye İhlas suresi denmiş? Leanneha ahlasat fi vasfillah. Leys la yujed fi hazihi sure la kasas ve la ahkam. Çünkü bu surede halis olarak yalnızca Allah-u Teala'dan bahsedilmektedir. Al-Kur'an fih thalâthe eşya. Kur'an'da üç şey bulursunuz okuduğunuz zaman. Haber anillah. Allah'tan haber veren ayetler. Ve hâzâ eşraf mâ fil Kur'an. Kur'an'daki en değerli ayetler bunlardır. Ve hâzâ lezî ihtessat bihi suretel İhlas. İhlas suresi de bununla öne çıkar. Ve ahkâm akîmussalâh mesela. İkinci Kur'an-ı Kerim'in bahsettiği konu hükümlerdir. Mesela namazı ikame edin. Ve kasas, mesela kıssat Musa aleyhissalatu vesselam. Ve kıssalar, mesela Musa aleyhisselamın kıssaları gibi. Ve lehâze kânet suretel ihlas te'dil thuluthel Kur'an. Bundan dolayı da İhlas suresi Kur'an'ın üçte birine denktir. Yani lehu tekra suretel ihlas telâz merrat. Yani İhlas suresini üç defa okusan. Fil ecr yekun lek kekirâtel Kur'an kamil. Ecir olarak, yani karşılığında sana verilen sevap olarak Kur'an'ı tamamıyla okumuş sevabı alırsın. Amel kalil. Çok az bir amel. Ucur kebir. Ancak karşılığında büyük mükafat. Lakin eza sallel an ve lem yakra el fatiha kara suretel ihlas 3 merrat salatu batila. Ama mesela namaz kılsa, namaza dursa, Fatiha'yı okumayıp 3 kere ihlas okusa namazı olur mu? Olmaz. Eden hâze sebep لتسمية هذه السورة بسورة الإخلاص لأن أخلصت في وصف الله سبحانه وتعالى. Öyle diyoruz ki bu sureye İhlas denmesinin, İhlas suresi denmesinin sebebi yalnızca Allah hakkında bahsetmesi. السبب الثاني في تسمية هذه السورة بسورة الإخلاص. İkinci sebep nedir bu surenin İhlas suresi olarak isimlenmesinde? إذا وسوس لك الشيطان في ذات الله. Eğer şeytan sana gelip Allah hakkında bir zatı hakkında vesvese verirse ماذا تصنع؟ ما هو العلاج؟ Bunun tedavisi nedir? تقرأ سورة الإخلاص. İhlas suresini okuma. يذهب عنك هذه الوساوس بإذن الله. Göreceksin ki Allah'ın izniyle senden o vesvese gidecektir. معنى هذا أن تخلص قارئها من الشرك. تخلصك من الشرك بإذن الله. سبب. Bu ne demektir? Bu sureyi okuyan kimseyi bu sure şirkten, vesveseden kurtaracak demektir. انتبه. نعم. إذن متى نقرأ هذه السورة؟ متى نقرأها؟ Bu sureyi ne zaman okuruz? نقرأها أدبار الصلوات المفروضة. Her farz namazın ardından okuruz tesbihat. في أذكار الصباح، أذكار المساء. Sabah akşam zikirlerinde. نقرأها في سنة الفجر، في سنة الفجر بعد الفاتحة في الأولى قل يا الكافرون وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة سورة الإخلاص قل هو الله أحد. Sabah namazının sünnetinde İlk rekatta Fatiha'dan sonra kafirun, ikinci rekatta Fatiha'dan sonra ne okuruz? İhlas suresi. Ve fi sünnetel mağrib. Akşam namazının sünnetinde de. Limada? Neden? Teftetih evvelen nehar ve teftetih evvelen leyl bi en tecma' beyne enva'et tevhidet thelâthe. Tevhid, suret kul ya eyyuhel kafirun. فيها العبودية توحيد الألوهية وقل هو الله أحد فيها الربوبية والأسماء والصفات. Çünkü gününün ilk başına tevhidin üç kısmıyla başlarsın. Ve gecenin ilk kısmına da tevhidin üç kısmıyla başlarsın. Kafirun suresi, Kafirun suresi Allah-u Teala'nın ibadete layık tek hak ilah olduğunu ifade eden uluhiyet tevhidini içerir. İhlas suresinde de Allah-u Teala'nın Rab olduğu, yaratıcı olduğu ve isim sıfatlarına işaret vardır. Al-Witr yekun bi suretel İhlas fi kıyamil leyl. Gece namazında vitir kıldığımız zaman ne okuruz? Yine İhlas okuruz. Fi tawaf عندما تأتي وتطوف سنة الطواف تقرأ فيها قل يا الكافرون وقل هو الله أحد. أنواع التوحيد الثلاثة. Tavaf bitirdikten sonra kılacağımız iki rekatlık sünnette de ilk rekatta kafirun, ikinci rekatta da İhlas suresini okuruz. Böylece sürekli tevhidin üç kısmını ne yaparız? Aklımızda, zihnimizde tutarız. Heye hâzih sûre sıfetel rahman, sıfetel Allah subhanehu ve teâlâ. Yani bu surede
Rahman'ın, Yüce Allah'ın sıfatları zikredilmektedir. Na'am. لَأَنَّ الْكُفَّارِ سَأَلُوا النَّبِيَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ قَالْ صِفْ لَنَا رَبَّكْ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى هَذِهِ السُّورَةِ سُورَةَ الْإِخْلَاسِ Kafirler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gelip bize Rabbini tanıt dediğinde, vasfet, onun sıfatları nelerdir dediğinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kafirlere bu sureyi okumuştur. قُلْ الْخِطَابِ لِلنَّبِيِ sallallahu aleyhi ve sellem وَلِكُلْ مَنْ يَصِحْ تَوْجِهَ الْخِطَابِ اِلَيْهِ قُلْ hitabı öncelikle Allah Resulü aleyhissalatü vesselama de ki diye hitap olunmuştur. Ondan sonra da kendisine hitap olunmaya mükellef olan herkese bu hitap geçerlidir. Yani hadan nebi sallallahu aleyhi ve sellem umira an yasif Allah subhanahu wa ta'ala bi hadha al-wasf ve kedalik nahnu etba'u nebi sallallahu aleyhi ve sellem asal Allah subhanahu wa ta'ala an yec'alana min etba'i aleyhi salatu vesselam ve icma'na bihi fil firdevs al-a'la min al-cenne. Allah Teala peygamberine demektedir ki Allah'ı şu vasıflarla, şu sıfatlarla zikret. Ayrıca bu hitap, bu emir bizim için de geçerlidir. Yüce Rabbim bizi onun ümmete eylesin, ona tabi olanlardan eylesin, bizi ve kendisini Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı Firdevs-i Ala'da bir arada eylesin. Allah. Allah. El-Me'bud. Ne demiştik? Kendisine ibadet olunan demek. La yu'bed illallah. Allah'tan başkasına ibadet olunmaz. Lem yusamme ahad bihazel isim illallah subhanahu wa ta'ala. Bu isimle ancak Allah Teala isimlendir. Kalu en ismullah el a'zam huve Allah. Bazı alimler de demişlerdi ki az önce ifade etmiştik. İsmi azam Allah ismidir. Lem yusamma ahad bi hadha el ism illa Allah subhanahu wa ta'ala. Dediğimiz gibi bu isimle ancak Allah isimlenmiştir. Na'am. Kul huve Allahu ahad vahidun fi rububiyyati fi uluhiyyati fi esma'i ve sıfatı. Kul huve Allahu ahad. Allah birdir. Yani tek Rabb'dir. Tek hak ilahdır. İbadet yalnızca ona yapılır. Ve isim ve sıfatlarında da birdir. Naam. İzen nerud ala men yekul en yujed halik gayrallah bekul huvallahu ahad. Birisi dese ki Allah'tan başka yaratıcı vardır. Ona cevabımız ne olacaktır? Kul huvallahu ahad. Allah birdir. Nerud ala men yekul en hunak ba'da's sıfat lil halk mumathil sıfatil halik. Nekul la kul huvallahu ahad vahidun fi esma'i fi sıfati. Bazıları Allah Teala'nın bazı sıfatlarını mahlukatta olan bazı sıfatlara benzetirse ona da cevabımız aynı olacaktır. Diyeceğiz ki kul huvallahu ahad. Allahu samad yani el halaik teltaci ila Allah subhanahu ve taala la ila gayri. El samad Allah el samaddir. Yani bütün mahlukat ihtiyaçlarını gidermede ona sığınır. Ve huve subhanahu ve taala mustagni an kul şey. Allahu Teala her şeyden mustagnidir. Fes samad أي أنه سبحانه وتعالى مستغني عن كل شيء. يعني الصمد الله تعالى her şeyden مستغني olandır. الخلائق تفتقر إليه في حوائجها. مخلوقات bütün ihtiyaçlarında ona muhtaçtır. هو السيد الذي كمل في سؤدده كمل في ربوبيته كمل في ألوهيته كمل في أسماء وصفاته لا يوجد نقص بأي وجه من الوجوه. Bütün isim ve sıfatlarında, ilahlığında, Rabliğinde mükemmel olan, hiçbir cihetten eksiklik olmayan Es-Seyyid, Efendi olan Allah'tır. Naam. Nisbetel veled, el valid, el zevce ila Allah subhanahu wa ta'ala kufur akbar muhric minel millet. Allah-u Teala'ya çocuk isnat etmek, baba isnat etmek, eş isnat etmek, bunların her biri küfürdür. Sahibini İslam dininden dışarı çıkarır. Limâze? لأنه كامل سبحانه وتعالى. Neden? Çünkü Allah Teala kamildir, noksansızdır, eksiksizdir. Naam. فلا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يوصف بصفات النقص. Bundan dolayı da Allah Teala eksiklik ifade eden hiçbir vasıfla, sıfatla nitelenmez. وليس له مثيل, ليس له مشابه, مماثل. Allah Teala'nın bir eşi, dengi de yoktur. Naam. فهذه السورة تحتاج إلى تأمل, إلى تدبر. Öyleyse bu sureyi çok da düşünmemiz, çokça anlamaya çalışıp gayret etmemiz gerekmektedir. Vallahu a'lem. En doğrusunu da Allah-u Teala'dır. Naam.